Ne oldu? Niye bakıyor? Açılış yapacağım. Sen mi yapacaksın açılışı? Ha sen git yatağına. Gobet. Gobet. Beni seviyor. Aurora'nın kanı kaynadı herhalde bana. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız biz diye açıyorum artık. Ben ve Aurora varız ya şimdi. Biz iyiyiz. Bir yürüyüş yaptık geldik. Değil mi? Yürüyüş yaptık geldik. Yağmur yağmayınca dedik. Yağmurdan, şeyden, havadan faydalanalım. Aurora, go bed. Ondan sonracığıma Aurora'ya bir tane tavuk parçası çıkardım. Onu haşlayacağım. Dışarı çıkmadım, ona yemek şey yapmadım, kuru maması var. Ama videonun başında aklımdayken şunu söyleyeceğim. Dün ben video paylaşmadım ya. Şimdi ben bir karar aldım arkadaşlar, belki onu uygulayacağım. Hani bu görüntülenmeler falan az ya. Videom hazır olduğu zaman erkenden paylaşabilirim. 8'i bekleyemem çünkü şimdi biliyorsunuz Ramazan, teravih falan kılan arkadaşlarımız var. O yüzden görüntülenmeler az gidiyor. Demeyin Özlem hep aynı şikayeti yapıyorsun. Yapıyorum vallahi, yapmak zorundayım. Yani zorunda değilim aslında ama birazcık sitem olsun benim için. Çünkü izlenmiyor yani. Dediğim gibi olaylı bir video olması lazım izlenmek için. Neyse, size şey göstereceğim şimdi. Bildirim zillerinizi nasıl açacaksınız, nasıl yapmanız gerekiyor, onu videonun başında bir size anlatayım. Siz de öyle bir yapın. Video paylaşır paylaşmaz telefonunuza bildirim gelecek. Onu size bir anlatayım dedim. Ondan sonracığıma günümüze başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle tabletten göstereceğim size. Benim sayfama gidin, size zahmet. Gurbette Özlem sayfası, kanalı, her neyse. Görüyorsunuz görüntülemeleri. En sonki videom 313. Gerçi burada 313 görünüyor. Bizim YouTube stüdyoda biraz daha yükseği. 380. 377. Bakın. Yani başlıklara göre millet video izliyor. Bakın. Hani bunlar çok ahım şahım mı? Yok. Ama diğerlerine göre daha iyi. Bakın yani. Başlığa göre millet izliyor. Neyse, diyelim ki bir tane videoyu böyle açıyoruz arkadaşlar. Reklam çıkıyor. Reklamı durdurayım şöyle. Ana, benimkinde olmuyor mu kendi kanalım diye? Başka kanaldan mı açmam lazım? Durun bir dakika, başka hesaptan açacağım. Evet, şimdi başka hesaptan açtım. Benim YouTube yapmadan önceki sayfam bu. Kanalım. Buradan videoları izliyordum, YouTube'çuları. Şimdi arkadaşlar şu zil var ya, nerede zil? Aha şurada. Şu zil var ya videonun altında. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada tümü var. Kişiselleştirilmiş. Söyleyemedim. O var. Bildirim zilini kapat var. Abonelikten çık seçeneği var. Sizin yapmanız gereken şu tümüne tıklamak arkadaşlar. Şu tümüne tıkladığınız zaman video paylaşır paylaşmaz size bildirimin gelmesi lazım inşallah. Yani siz de zil bildirimi görür görmez açıp tıklarsanız memnun olurum. Çünkü ilk bir saat videoların görüntülenmesi, izlenmesi çok önemli. Keşfete çıkmak için. Yoksa böyle gerilerde kalıyor. YouTube bizi gerilere atıyor yani. O yüzden arkadaşlar mümkünse... Mümkünse arkadaşlar o bildirim zili gelir gelmez basarsanız, tıklarsanız görüntülenmelerimiz yüksek olur. Bundan sonra videolarımı valla ne zaman editlersem o zaman paylaşacağım. Belli bir saat olmuyor çünkü. Şansımı deneyeceğim ya da gündüz deneyeceğim. Bilmiyorum, bakalım. Yani demek istediğim, bildirim zillerinizi açın. Görüyorum bazı YouTube'çu arkadaşlarımın aynı saatleri yok. Bazen erken yayınlıyorlar, bazen geç yayınlıyorlar. Tam onların belli bir kitlesi var ama hani ben de bir kitlem tamam var. Biraz daha fazla olsun. Onu demek istiyorum. Şu Aurora'nın tavuğu var. Burada buzluktan çıkardım Aurora'nın tavuğunu. Onu koyacağım, haşlayacağım.
Akşam yemeği yapacağım. Tabii hepsini vermeyeceğim. Bir kısmını vereceğim. Ondan sonracığım arkadaşlar, şeyden siparişlerim yine geldi. Temo'dan. Onları sen gelme. Temo'dan. No. Temo'dan siparişlerim geldi. Onları size 2 dakikada göstereyim. Ondan sonra Aurora'nın tavuğunu koyayım, haşlansın. Ben şimdi onu oturma odasına yasaklamışım ya. Yok dediğim zaman gelmiyor. Böyle yavaş adımlarla geliyor. Ya da geliyor, kapının ağzında duruyor. Bakıyor ben ona ne tepki vereceğim diye. Bakın çaktırmadan çekeyim. No. Gelemiyor. No dedim ya. Go kitchen. Come on, go. Bu köpek beni güldürüyor aşırı derecede valla. Bakın şimdi. Bazen geliyor arkadaşlar. Şurada duruyor. Tamam mı? Kafasını uzatıyor. Bakıyor ben ona bir şey diyeceğim mi demeyeceğim mi? Durun bakalım gelecek mi? Duruyor mu? Ayak sesleri gelmiyor. He. Aferin. Özlem teyzeni dinle. Tamam, Özlem teyzeni dinle, böyle akıllı ol. Seni yerim ben. Seni yerim ben. I love you. I love you. Oh. Bakın Aurora'ya ne açtım? Köpekli film açtım. Çizgi film açtım. Doğru düzgün şey yapmadı hanımefendi. Takmadı. Şimdi de böyle gerçek köpekli bir şey açtım. Böyle şimdi oturmuş. Bir ona bakıyor. Bir kafasını çeviriyor. Oyalansın. Ne yapalım? Evet. Ben geldim gene. Bir şeyler atıştırdım, yedim, karnımı doyurdum. Çok şükür ya Rabbim, Allah olmayanlara da versin. Dünkü yemekten biraz vardı. Yanına da bir şeyler uydurdum, yedim. Bugün de karnımızı doyurduk. Allah olmayanlara da versin. Şimdi size hani siparişlerim falan var diyordum ya. Bakın. Ben torbayı açtım. Bazılarını açtım, baktım. Yalan değil. Bir elimde Temmuz, bir elimde Şim siparişim. Bu önceden geldi. Temu da bugün geldi. Bir de Temu birkaç parça daha sipariş vermiştim. Elbise demiştim size. Onlar zaten 2-3 gün önce geldi galiba, yanlış değilsem. Bunlar sadece elbiseydi. Bir de ayakkabının içine şeyler var ya, böyle süngerler. Ne diyorlar ona? O süngerlerden. Şimdi gösteririm size. Bir de onlardan almıştım. Temu'dan da biraz kıyafet aldım. Biraz bahçe malzemesi aldım. Biraz hediyelik bir şeyler aldım. Öyle şey yaptım. Bazı şeyler tabii göstermeyeceğim. Güzeldir. Onları ayırmam lazım. Ayıptır. Şimdi hangisinden başlasam önce? Önce hangisinden başlasam? Temu'dan mı başlasam? Şiin'den mi başlasam? Şey, kurutma makinesi de çalışıyor diye mutfak nasıl sıcak olmuş. Şu kapıyı açayım. Biraz serinlik olsun. Kalfer açık mı ki? İyi, kalfer de açık. Otomatikte ya. Kapatayım. Üşüyordum. Kalferi kapattım. Şimdi geldim. Hadi bakalım. Önce Temu'dan başlayalım o zaman. Temu'dan neler aldım?
bir hayalle, bir hevesle aldım işte. Bakalım inşallah Rabbim giymeyi de nasip eder. Arkadaşlar. Valla internette görüntülerde çok güzel görünüyor. Ben tabii ki gene siyah aldım. Şöyle bir elbise aldım ama tabii ki siz siyah diye göremiyorsunuz. Çünkü üstümde de siyah var. Elbisenin modelini olmasa bir ekran resmi aldım. Şuraya bir yere koyarım. Normalde nasıl görünüyor diye. Ama şeyi güzel yani. Yani benim gibi tombul sağlamların kilosunu kapatmak için birazcık şeydir yani. İyidir. Bakalım daha hiç denemedim, giymedim. Dediğim gibi daha korsem bulamadım. Vallahi korseyi nereye koydum hiç hatırlamıyorum. Bütün kıyafetlerim hemen siyah, hemen hemen siyah olduğu için hepsi yani bulurken zorlanıyorum. Daha biliyorsunuz malum elbise dolabım da yok. O yüzden biraz karışık var. Şimdi ben kendime aldıklarımı önce göstereyim. Sonra hediye aldıklarımı göstereceğim. Sonra şöyle bir elbise aldım. Yeni kırmızı. Bana kırmızı çok yakışıyor bu arada. Hande Yener'in dediği gibi sana kırmızı çok yakışıyor. Bana da çok yakışıyor, evet. Böyle bilmiyorum bu olur mu olmaz mı? Aurora sen tam ortadasın neyi? Basacağım diye korkuyorum. Böyle. Kolları da böyle arkadaşlar. Bunu da daha denemedim. Yalnız bence bunun içine astar lazım. İçim görünebilir bunda. Bir gün bunları şey yaparım. Denerim. Gösteririm size. Şöyle bahçeye süsler aldım arkadaşlar. Papatyalı. Ama ben bu papatyalarını şey sanıyordum. Metal sanıyordum. Değilmiş. Bakalım açalım nasıl bir şey. Şöyle bir şey. Durun ben bunu bir açayım. Açtım. Bunlardan iki tane sipariş verdim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'ar tane. Böyle arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Papatyalar. Bahçeye koyacağım bunları. Bakalım nasıl olacak. Dekor için aldıydım. Ya saksıların dibine koyarım. Ya da böyle serperim etrafa. Bakalım. Ama çok hoşuma gittiler. Çok tatlılar. Fiyatı uygundu yani. Bu Temu'da fiyatlar uygun arkadaşlar. Ben önce güvenmiyordum, almıyordum ama sonradan baktım arkadaşlar falan da alınca ben de almaya başladım. Bir de ne aldım biliyor musunuz? Şöyle kuşlar aldım. Hani bir yere gittiğiniz zaman çiçeklerinizi sulayamıyorsunuz ya. Bunların içine su koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu yavaş yavaş umarım akıyor saksıya. Toprağınız nemli kalıyor. Bu da böyle bir şey. Bakın. Ben bunları cam tahmin ettim ama değilmiş. Plastikmiş. Bu Temu'nun çoğunlukla eşyaları plastik zaten bazı şeyleri. Yani ben de aslında detaylarını okumadım, incelemedim. Modeli hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. O yüzden böyle iki tane aldım. Aurora geziniyor. Bunlar da çok güzel. Bunlar da beğenim. Sonra ben bunda hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar küçük bir şey tahmin etmiyordum. Hatırlıyorsanız bir ara gene Temu'dan sipariş vermiştim ya. Şöyle taşlar vardı. Bahçeye döktüğünüz zaman gece ışık oluyordu. Ben onlardan sandım. Büyüklerinden sandım. Değilmiş. Bunlar mini minnacık bir şey. Baksanıza. Mavi renk. Bilseydim bundan da iki tane alırdım. Bunu da şey yapacağım, böyle o bahçeye serpeceğim. Bakalım yanacak mı ışık. Ondan sonra şöyle küçük parfüm kutuları aldım arkadaşlar. Diyelim ki bir yere gidiyorsunuz, kocaman büyük parfümü çantanıza koymak istemiyorsunuz. Ağırlık oluyor, yer kaplıyor.
Tamam mı? Bunu ne yapıyorsunuz? Böyle parfüm kutusuna, şurada dibinde yeri var. Böyle fıs 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 yapıyorsunuz parfüm kutusuna. Tamam mı? O sıkma yerini çıkartıyorsunuz ama. Bunu koyuyorsunuz, tamam mı? Bu doluyor. Bir yere gittiğiniz zaman işte çantanızın içine koyuyorsunuz. Gittiğiniz zaman fıs 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 mis gibi kokuyorsunuz. Bunu da öyle aldım. Bu da 75 pens miydi? Neydi bilmiyorum. 3 tanesi. Bu da indirimdeydi. 75 pens. Bir tane kendime, bir tane Gamze'ye, bir tane de Satiye'ye vereceğim. Satiye de çünkü bunlardan istiyordu. Bir tane de Satiye'ye vereceğim. Sonracıma arkadaşlar, şöyle ışık aldım. Ay, hızlı hızlı konuşayım bari ya. Şöyle bir de güneş ışığıyla çalışan ışıklar aldım yine. Bahçeme koymak için veya ön tarafa. Bunları aldım. Bunlar da 1 pound bir şeydi yanılmıyorsam. Ama etraf da aldı gene. Sonra kurutma makinesine böyle toplar aldım arkadaşlar. Kırışıklığını engellesin diye. Normalde ben zaten fazla karıştırmıyorum. Çünkü ütü ayarına koyuyorum kurutma makinemi. O yüzden karıştırmıyor. Sonra şöyle bir de taka aldım. Bunu bilmiyorum. Ben mi kullanırım, hediye mi veririm? Hediye diye düşündüm. Bir tane arkadaşımın doğum günüydü. Altılı set. Yüzüğü, kolyesi, küpesi. Bir de şöyle saati var. Bunun da fiyatı uygundu ama emin değilim tam ne kadar da. Yanlış fiyat vermeyeyim arkadaşlar. Yüzüğüne bakayım. Bir dakika. Bu yüzük arkadaşlar. Şöyle. Görünüyor mu? Parlıyor. Buradan parlıyor. Size kameradan nasıl yansıyor bilmiyorum. Şöyle küpeleri var. Şu da kolyesi. Şu bilekliği. Bu da dediğim gibi saati. Sonra birkaç parça da Satiye'ye aldım. Biz telefonla konuşurken bir yandan da böyle işte kıyafetlere bakıyoruz. Temu'ya, Şiğin'e bakıyoruz ya. Birbirimize gönderiyoruz. Hangisi güzel, hangisi değil. Sonra Satiye şöyle bir gömlek beğendi. Satiye gömlek seviyor yani. Kadında boy da var çünkü. Güzel oluyor, yakışıyor. Benim gibi cüce değil ki. Ben de beğendim yani. Güzel gömlek. Satiye'ye de yakışır bence. Sonracıma hızlı hızlı yapayım. Şöyle bir gömlek. Şöyle bir tişört. Bunlar Satiye'ye. Satiye'nin haberi yok daha. Ben ona bunları almışım. Sürpriz olacak. Geldiği zaman veririm artık ya da video izlediği zaman görür. Sonra şundan sipariş verdim. Ayakkabıların içine. Bu beyaz spor ayakkabısı ayağımı mahvetti ya. Bunu aldım belki hani rahat ederim diye. Sonracıma. Şimdi Shein'e geçelim. Shein'den de arkadaşlar böyle bir pantolon aldım. Kumaşı ne oluyor bunun? Böyle biraz lastikli. Likra mı oluyor? Likralı değil. Vallahi bilmiyorum. Kumaş değil yani. Böyle bir şey. Bu da hoşuma gitti. Bu da uygundur. 4 pound mıydı? 5 pound mıydı? Ne? Öyle bir şeydi.
Bir de bakayım olursa becerebilirsem yukarıdaki pencereme şöyle kağıttan perde aldım arkadaşlar. Şimdilik idare eden şey gibi, zebra perde gibi bunu asacağım. Çünkü rahatsız oluyorum böyle perdem, cam, ne derler, penceremde perde olmayınca. Bunu aldım. Bakayım becerebilirsem bunu yapacağım. Ya da Safiye geldiği zaman o bana takar. Çünkü onun boyu uzun. Açarken takarken de gösteririm size. Sonra bir tane hastam vardı ya, doğum gününü hani kutlamıştık beraber. Ona da uzun zamandır aklımdaydı böyle bir hediye almak. Keresi motosikletleri çok seviyor. Eskiden onun da vardı bir sürü motosikletleri. Ama felçlik geçirince tabii ki adamcağız hepsini satmış artık. Şöyle bir tane motosikletli saat aldım ona. Gidince götüreceğim. Sevinsin garibim. Hafif bir şey zaten. Öyle gerçek metalden falan değil. Böyle bir şey aldım. Umarım beğenir. Yani uygun şeyler, keseme göre şeyler aldım. Zaten bir de bunları ben peşin ödemedim taksitle. Yani Aydana'ya. Sonra Gamzoş'a şunu aldım. Gamzoş'a kıyafet alamıyorum. Çünkü Gamzoş'un zevkleriyle benim zevkim pek birbirine uymuyor. O yüzden kendi seçiyor. Ben sadece alabileceğim şeyleri alıyorum ona. Şu meşhur süngerler, müngerler var ya hani makyaj için. Kız bunu aldı mı evden? Ağzını bulamadım. Bir de şöyle bantlar var hani takılıyor makyaj yaparken. Gamzoş'a aldım. Ondan sonra cuma. Bakın ne buldum. Şu süt süzmek için, peynir yapmak için çuvallar olur ya, bezler. Ondan aldım. Peynir falan yaparsam diye. Ya da süzme yoğurt yaptığınız zaman yapmak için böyle ağzı da kapanıyor. Bakın. Bir tane de bundan aldım. Bu da çok ucuzdu. Dediğim gibi aldıklarımın hepsi uygun fiyata. Pahalı değil yani. Bir de taksit taksit zaten ödeyeceğim. Sonra böyle bir tane kendime şey aldım. Evet. Trikodan böyle yarım kollu bir body aldım. Giyerim diye yazım. Aha bu nedir? Bu da Gamze'ye güneş gözlüğü 3 tane. Aslında bunları toplayıp benim kaldırıp doğum gününde vermem lazım. Ama ben sabredemiyorum. Bir de şöyle 3 tane Gamze'ye gözlük aldım. Bazı aldıklarımı dediğim gibi göstermeyeceğim. Özel çünkü onlar. Bir tane de şundan aldım. Bak bunu ben yeni gördüm. Ben de diyorum siparişlerimin içinde vardı. Pakette yok. Şu ayakkabılar ayağınızı vuruyor ya arkadan böyle parmağınızı. Onun için böyle yara bandı gibi yapıştırıcılar aldım arkadaşlar. Ya ben anlamıyorum. Temu normalde hediye veriyor bazılarına. Bana hiç hediye vermedi. Mesela Sevgi almış. Sevgi'ye hediye vermişler. Hediye göndermişler. Bana niye göndermediler bilmiyorum. Temu'ya yazayım ben. Bana neyi hediye göndermediniz diye. Niye, benim suçum nedir? Ben de iki kere de alışveriş yapıyorum. Kendime bir de böyle şey aldım arkadaşlar. Ne diyorlardı buna? Böyle kazak gibi bir şey. Eşortman üstü gibi bir şey işte. Şöyle. Bunu aldım. Bunların hepsi tabii ki önce bir sudan geçecek. Ondan sonra giyeceğim. Çünkü hiçbir şeyi yıkamadan giymiyorum arkadaşlar. Öyle bir tikim var. Muhtemelen siz de öylesinizdir de. Ama şunları. Aa, yandı. Bakın. Allah Allah.
Bakın elimi buraya koyunca, bakın karanlık olunca yanıyor, ışık olunca, tamam mı, gidecek bu. Bakın gitti, gördünüz mü? Solar, aha. Solar sensörlüymüş bir de. Birisi yaklaştığı zaman yanıyormuş. Aa, sen çok güzelmişsin ya. Seni ben acaba dışarı mı taksam, kapının önüne, yoksa arka kapı şeye mi, bahçeye mi taksam? Sen güzelmişsin ya. Vallahi. Keşke ben senden birkaç tane daha alsaydım. Neyse, kapatak seni. Yerim bekliyorsun. Böyle işte arkadaşlar. Şiyim ve Temmuz siparişim bunlardı. Öbür elbiseleri istersem, durun bekleyin, öbürlerini de getireyim bari göstermişken. Oradan da 3 tane elbise aldım arkadaşlar. Tabii mankenin üstünde durduğu gibi benim üstümde durmadı. Yani manken gibi fiziğim olmadığı için. Ama fena da olmadı. Ya bu kumaşların cinsi neydi ya? Bilmiyorum valla. Şöyle bir elbise. Kemeri de var. Böyle. Ben buradan gösterince hoş olmaz. Ben size bulursam böyle küçük küçük alırım. Şöyle köşelere, bir yere becerebilirsem koyarım. Beceremezsem sorry. Yani koyamadıysam bilin ki becerememişimdir. Sıcaktan şu oldum. Sonra böyle bir elbise. Yalnız kafaya taktım o şeyin, kumaşın cinsine. Böyle deriye benzer, ince deri diyeyim daha doğrusu. Böyle bir tane elbise. Bu da güzel. Şöyle 4-5 kilo daha verirsem bu daha güzel olacak bana. Sonra şöyle bir elbise, yarım kollu. Bunlar hep yazlık. Yaza hazırlık arkadaşlar. Zayıflayacağım ama bir de kalkıp şey olmayayım. Ne derler ona? Daha fazla kilo almayayım yani. Ne derler ona? Double. Double'ın Türkçesi nedir? Double. Yani iki katı, ha. İki katı olmayayım. Zayıflayacağıma. İnşallah olmam, bilmiyorum. Bugün tartılmadım daha. Durum şu bahçenin kapısını açayım. Ara bahçeye çıkacağım. Wanna go garden? Ya bu köpek, biliyor musunuz? Nasıl köpekse karanlıktan korkuyor ya. Kapıyı açtım. Durun bir tane şu ışıktan takalım dışarıya şimdi bu saatte. Bakalım nasıl olacak. He, köpeği şeye koyuyorum. Kapıyı açıyorum. Gitsin diye bahçeye. Hayvan dışarı çıkmasıyla içeri girmesi bir oluyor.
çivi bulamadım. Çivilerin hepsinin ucu kocaman kocaman. Olmadı. Tüh. Neyse yarın ben şey yaparım. Tamir kutusundan çivi çıkartırım. Çakarım. Onları takarım olmazsa oraya. Yani çünkü belli ışığı güzel. Yani ön bahçeye de koyabilirim. Ön tarafa. Belki bir tane oraya, bir tane oraya. Ben bence birkaç tane daha mı almıştım? Ha, ben şeyden aldım ya, Home Bargain'den. Ha, tamam. Onları da şey yaparım. Neyse, yapınca beraber gösteririm size. Ama çok sıcak oldu içerisi. Ben bunaldım. Niye böyle oldum ben? Bu da geliyor. Şimdi ben bunu salona yasaklamışım ya. Size gösterdim mi ben onu? Salonu yasakladığım için geliyor şimdi. Kapının ağzında duruyor. Bana bakıyor. Geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Bakın şimdi gene gelmiş. Bakın. Görüyorsunuz mu? Çünkü izin vermiyorum ya gelsin. No. No. Go back. Go back. Geri git dedim. Geri gidiyor. Ay kıyamam ya. Gitti kız. Ay yerim ben seni Aurora. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Çöplerim de yerde. Tavuğunu var ya bayıla bayıla yedi. Tavuk haşladım ona. Tavuk haşladım. Bayıla bayıla yedi tavuğunu. Ha, burası da böyle dağıldı. Şimdi buraları toparlayacağım arkadaşlar. Ay ay Aurora. Yerim seni. Sen ne yapıyorsun kız? Kız sen benden korkuyor musun? Ben o kadar korkunç muyum kız? He? Özlem teyze o kadar korkunç mu? Ama istemiyorum koltuğun üstüne çıkasın. Ya. İşte böyle arkadaşlar. Bunları ya o gün ikinci elde bir tane şey internette gördüm. Boy aynası satıyorlar ama benim eski oturduğum yerde. Gidip alacaktım. Ha bu köpek işte problem. Bu köpeği ne yapacağım? Ben size dedim mi sahibi belki ayın sonuna kadar kalma ihtimali var. Ben ayın 21'i diye söylüyorum ama dün aradı beni. Ateşi yüksekmiş. Ateşi düşük olursa şey yaparmış. Belki uçurmazlarmış onu. Ayın sonuna kadar kalabilirim dedi. Bilmiyorum artık. Ya şunu merak ettim. Bir de ben ölçüm konusunda hiç iyi değilim. Çok beceriksizim o konuda arkadaşlar. Yani perdelerin ölçüsünü aldım ama ha bakın mandal takmak için böyle perdenin ucunu şurasında yapışkanı var. Bunu pencerenize yapıştırıyorsunuz. Sonra bunu böyle katlanmış ya şeyinde gördüm sayfasında gördüm. Ütüyle düzeliyormuş bu. Bakalım nasıl bir şey. Ha, şöyle bir şey bakın. Aa, bu gece görünür. Değil mi? Aa, ucuzdu diye denemek için aldım. Bir de dediğim gibi yani öbür zebraları alana kadar idareten. Zaten küçük bir şey. Ya en büyük boyu buydu. Ama bu benim pencereme yetmez. Bu ancak mutfağın şu camına olabilir. Bakayım. Aynen.
Bu anca bu mutfağın camına, kapısına olur. Şu Satiye Hanım bir gelseydi ölçüleri alsaydı bana. Satiye. Bunu bir yere şunu çorbaya koyalım. Böyle işte arkadaşlar. Hala düşünüyorum Gamze'nin doğum gününe ne yapacağım, ne edeceğim. Fikirleriniz varsa bana Instagram'dan yazın. Şu güneş gözlüklerini bir deneyim. Ben güneş gözlüğü fazla sevmiyorum arkadaşlar. Pek takmıyorum. Bir tek araba kullanırken eğer güneş çok gözümü rahatsız ediyorsa, sürmeme engelliyorsa o zaman takıyorum. Sonra güneş gittiği zaman hemen şöyle kaldırıyorum tekrar. Pek sevmiyorum güneş gözlüğü takmayı. Şunu deneyelim. Size bugün modellik yapıyorum. Bu nasıl? Ama benim kızıma daha çok yakışır. Bana fazla yakışmadı. Gamze'ye yakışıyor yani. Bu da siyah. Wow. Bu da güzel oldu sanki. Bakayım. Beğendim. Güzel. Keşke iki tane alsaymışım. Yani şöyle. Bunların değişik değişik renkleri de vardı, modelleri. Ben bunları aldım. Keşke öbürünü de alsaydım. Onlar da güzeldi bence. Allah hoşmuş. Ha, şu şeyi deneyelim sizinle beraber. Durun, göstereyim. Evet, benim böyle bir parfümüm var. Bu da aşırı ağır bir parfüm arkadaşlar. Çıkardım kapağını. Şimdi beraber bir deneyelim bakalım bu zımbırtı çalışıyor mu? Böyle bastırıyorum. Hani çakmaklara gaz koyulur ya. Aynı onun gibi. Eğer ben böyle mi yapmam lazım? Ha, böyle bakın. Böyle bastıracaksınız. Görüyor musunuz? Şu beyaz yere bakın. Doluyor bakın. Vallahi bu güzel bir şeymiş ya. Ben niye daha önce bunu almadım? Şimdi bunu kapatayım. Bakın. Nerede bunun ağzı? Şöyle. Vallahi çalıştı kızlar. Siz de alın bundan. Bence büyük bir kolaylık bunu böyle çantaya koyup götürmek. Ben bunlardan bir daha alayım. Türkiye'ye götüreyim anneme, gelene falan. Onlar da severler. Kullanırlar. Tüh, keşke birkaç paket daha alsaydım. Fiyatları uygundu ama ben dedim hani nasıl bir şey çıkacak bilemediğim için sadece şimdilik böyle üçlü aldım. Bunu alayım, çantama götüreyim bari.